I'm about to fade away. Cause every time I wake up, I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden, I don't look at anything. Bu da pişmek için hazır. Gönder bana, sözümü de sana, selam gönder bana. I'm like nothing I found. I'm on my own.
this way. I really hope that you will choose to stay through all the pain. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Cause you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch you do what they do. Evet, video sabahtan beri çekiyorum ama selam vermediğimi fark ettim. Böyle sessiz vlog gibi oldu. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Hepiniz evime, kanalıma, yeni videoma hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Beni bu videoyla ilk defa izleyen belki arkadaşlarım vardır aranızda. Sizler de sefalar getirdiniz, hoş geldiniz. Kabak tatlısını dün arkadaş dedim ya size, tarif etmişti. Ben böyle çok kızartmadım. Şu şekilde göstereyim. Bu tencerede pişirdim. Döküm tencerede aynen bu şekilde de fırına verdim. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğim. Sonra tencere değiştireceğim. Kapağını kapatayım. Bu kendi kendine şöyle soğusun. Müstesnacım ev süpürüyor. Şu camı çıkarmam lazım normalde ama bugün yapamam galiba. Bakın buradan doğru böyle iz olmuş. Halıları kaldırdım, tabureleri kaldırdım. Şöyle salona geçelim hatta. Halıları sildim, duruladım. Onları böyle çok ıslak değildi. O yüzden şöyle koltukların üzerlerine attım. Bir tanesi de yemek odasında masanın böyle sandalyesinin üstüne attım. Burayı müstesna süpürdü. Birazdan sildireceğim. O yüzden sehpaları indirmiyorum. Çiçeği falan her şeyi kaldırdım. Öyle arkadaşlarım, içerler hep açıktı. Şu halı izleri var ya, robotta onu çok seviyorum. O halı izleri o kadar güzel gözüküyor ki. Şöyle kapıları açalım. Sabahtan beri her yer açıkta. Bunun önüne şunu koyalım arkadaşlar, bir saniye. Sizler de inşallah iyisinizdir. Yaren gelecek. Anne beni 2.30'da okula bırakır mısın dedi. Çarşıya inmişti. Bırakırım kızım dedim. Terziye de gitmem lazım. Bir çarşıda aslında gidip saçlarımı boyatsam, böyle bir enerjim yerine gelse istiyorum ama bizim kız çalışıyor, yemek odasına gidiyor. Öyle işte, şu halıların izi işte, bunlar çok hoşuma gidiyor. Işığı da açmadım. Evet, o zaman hadi bakalım biz müstesnayla temizliğe devam edelim arkadaşlar. Kabak da soğusun, yerleri de müstesnacıma süpürttüreceğim de bunu almamışım. Bakın Yaren'in inceliğine bakın, düşünceliğine bakın. Seni çok seviyoruz teyzem. Yaren dersi boştu, çarşıya inmişti. Teyzesine böyle çiçek yaptırmış. Evet. Nasıl? He, öyle mi? Aynen, çiçek yaptırmaya inmiş. Şimdi bir yarım saat sonra ben bırakacağım onu. Diyor ki anne beraber verelim. Dedim eğer arabaya yer bulursam, çünkü park sıkıntısı var orada biliyorsunuz. Beraber veririz. Yoksa Yaren kendi verir. Ablam çok mutlu olacaktır eminim. Bunu kurutacaktır Yaren. Çok güzel düşünmüşsün. Aynen. Aynen aynen. İyi düşünmüşsün. Aferin sana. Güzel düşünmüşsün. Yaren incedir böyle. Anneme de böyle ufak jestler yapar. Bana da yapar. Öyle bakalım. Şimdi kızım geldi. Bir yarım saat sonra onu bırakacağım. Ben de işlerimi hallettim gibi gelince devam edeceğim. Çarşıya inesim var. Dediğim gibi saçlarımı boyatasım var. Artık bakalım neler yapacağız, hep beraber göreceğiz arkadaşlar.
Kamerayı da kendime çevirmedim. Saçım, başım gerçekten bugün böyle bir perişanım. Dışarıda buluşuruz o zaman. Yaren'i bıraktım. Ben arabaya park yeri bulamadım, o yüzden inmedim. Şimdi arabayı park ettim. Belediye ile gideceğim. Çünkü bugün çarşamba, park sıkıntısı oluyor. Bir de orası çok çamurlu artık. İlk şeyi alacağım arkadaşlar. İnşallah abi yerindeyse pijamamın üstüne alayım. Oradan dediğim gibi kuaföre gideyim. Sıra yoksa saçlarımı boyatayım. Sıra varsa. Baksanıza çünkü bayağı bir geldiler. Aslında hiç böyle boyatacak havamda değilim ama biraz böyle havam değişir. Haydi gidelim, ilk pijamayı alalım. Otobüs de buradaymış aslında. Dönüşte mi alsaydım? Neyse. Tam şöyle gözümün üstüne vurmuş. Ben de son durum. Ay, kışın boya yaptırmak çok kötü. Dondum gerçekten. Neyse. Evet, şöyle gördüğünüz gibi birazcık kendimize geldik de akşam oldu neredeyse. Bir iki yere uğrayacağım. Ondan sonra vakitli bir şekilde markete uğrayıp eve gideceğim bakalım. İyi oldu saçlarım. Hemen akıyor ama ya. İşte şey, Oriel'le açıldı ya, onun etkisi çok var arkadaşlar. Şöyle Migros'a geldim. Böyle 54.95'e fincanlar var. Kahve fincanları. Bardak için. Öyle bakınayım dedim. Şu yarını sevdiğimi. Yok, bunun baklavalı olanını seviyor. Öyle bir bakacağım. Çaylar 146. O gün de sanki öyleydi. Bilmem. Öyle bir bakalım. Gelmişken. Her şey yılbaşı temalı. Vallahi billah. Normal bir şey yok. Şu nasıl? Masa örtüsü. Bazen güzel şeyler oluyor da şu an göremiyorum. Şöyle bir gezindim Migros'ta. Şimdi çıkalım bakalım. Bizim oradaki BİM'e gideceğim. Aklımda bir yemek var ama bakalım. Çıkıyordum. Bakın Philips'in 19.990. Benimkine benziyor da Philips markası. Şöyle kirli sepetleri falan da var. Gidelim bakalım. Ay, şimdi karşıya yürüyeceğim, oradan çıkacağız. Bugün böyle dolaşmaya inmedim. Sırf saçımı boyatmaya diye indim. Şimdi dediğim gibi otobüse doğru gideyim. Bizim orada da BİM'e uğrarım. Eğer fikrimiz değişmezse tabii Yaren'le. Bakalım. Akşam oldu. Tam geçerken şu pidelere bakıyordum. Tırnak pide. Böyle İskender gibi yapacağım ya. Bizim burada böyle yaprakla pişen ekmek vardır. Genelde devrekliler yapar. Mancarlı, bakın devrek ekmeği yazıyormuş zaten. Buradan alalım. İş çıkış saati. Akşam ezanı. Hemen pide sıcacıktı. Böyle ucundan kopardım. Elif de aslında pijamacıdaydı ama çıkmıştır. Video atmıştı bana. Gitmiştir o. Bakayım. Aynen gitmiş. Yeni pijamalar gelmiş de. Enerjisler var ama güzel açmamış. Aslında gerçek şey. Merhaba. Bu aralar böyle çekim yaparken yakalanıyoruz. Tam çiçekleri çekerken bir ablayla konuştuk. Adını unuttum ama sormayı. Daha önce tanışmıştık kendisiyle de. Buradan öpüyorum. Şöyle kartımı doldurayım. Otobüste yok her şansıma. Şimdi eve geldim. Hemen pidelerimi kestim. Şöyle döneri ısıtacağım. Salçalı sos yaptım. Çorba falan yetişmedi. Otobüs dolu geldi ve geç geldi. O yüzden markete de uğradım. Halıları serdim de müstesnayı temizleyeceğim yemekten sonra. Şimdi arkadaşlar buna dağ kekiği. Oraya da domatesle biber koydum. Üstü için. Şöyle dağ kekiğimiz. Pul biber. Ay. Acele iş yapmayı da sevmem. Hiç sevmem. Thank you.
biber de koyalım. Şimdi tabakları hazırlayacağım. Bunlar kısık ateşte. Şu dağ kekiklerinin böyle otları oluyor ya. Biraz da şu acılardan koyalım. Bunu sıcak sıcak yememiz gerekiyor ki et donmasın. Oldu da hızlı hızlı yapayım. Yani ben sofrayı kurdum. Ay bir saniye. Aspiratörü açtım da şöyle az tereyağında tost yaptım. Pidelerin üstüne pideleri bir daha ısıtmadım. Aslında ısıtsam iyi olurdu fritözde ama bir döktüm. Bu yemeğin böyle sıcak yenmesi gerekiyor ya, o yüzden acele ediyorum biraz. Yerken tekrar sos dökeceğiz. Şimdi kevgirle alacağım. Fazla yağını almayalım. Bunu epey bir almadık. Böyle inceltmişler sanki. Yalnız döke saça yapıyorum ha. Acele ediyorum ya. Göreyim ben. Tez canlıyım. Evet, yemeğim hazır. Yerken üzerlerine birazcık daha sos ekleyeceğiz. Yoğurdumuz, biberimiz, domatesimiz, turşularımız. Rabbim herkese çok versin. Bize afiyet olsun. Hemen yiyelim. Buraları toparlayıp güzel bir çay suyu koyalım bakalım. Size şöyle halılarımı göstereyim. Bugün unuttum göstermeyi. Bakın böyle. Yani ne de olsa böyle krem ya. İster istemez kirlenmişti. Mis gibi oldu. Şimdi bulaşıklarımı ayarlayayım. Karnımızı doyurduk Yarencimle. Biraz şöyle iyi bir olsun. Çay içecek misin Yaren? Hiç bana eşlik etmiyor. Evet arkadaşlar, şöyle cevizleri iri iri çektim. Ben öğlen demiştim ki kabak tenceresini boşaltacağım. Unutmuşum. O yüzden alan bu tencere benden alır. Şimdi Yaren çok güzel kabak tatlısı var. Yersin kabak tatlımızdan böyle birazcık alalım. İlk defa pekmezle yaptım ben. Tahin de dökeceğim. Çayım kaynıyor. Çok da dökmeyeyim. Bu yeter. Çünkü pekmezli. Ya pekmezin öyle çok tadı olacağına şey değilim ama. İri iri cevizleri de çektim. Şu güzelliğe bakar mısınız? Birazcık tahin döktüm söylediğim gibi. Çayımız da tıngır mıngır kaynarken şimdi ben tepsimi alıyorum. Ama bu kabak tatlısının hepsini yememem gerekiyor bu saatte. Saatte gerçi 8 ama. Neyse bakalım, bana afiyet olsun arkadaşlar. Ay, bu kolyeyi de gösterecektim. Bugün yorumlarda bir yazan arkadaş vardı. Evet bakın, iki kolyeyi böyle geçirdim ama Instagram'a çekemedim. Şuralarımda yine bir kabarmış. Gözlüklerimi şöyle çıkartayım. Tatlıdan 3 dilim falan yedim. Evet, tahinle seviyorum da bir tık böyle ağır geldi bu akşam. Niye bilmiyorum. Karnım çok toktu. Ondan belki şöyle ikinci çayımı aldım. Yaren geçen story'imde görmüş. Demek ki ya gösterdim dikkat etmedi. Anne diyor, o bardakları nereden buldun diyor.
Dedim kızım böyle böyle almıştım Aksu'dan dedim. Evet arkadaşlar, bugün izlediğiniz gibi ilk böyle haldır haldır kahvaltı, işte banyodaki el yıkama yerlerini akıttım, halıları sildim, halıları akşam yerleştirdim. İşte gelince müstesnanın su tankını falan çıkardım, içini güzel temizledim, hatta yıkadım. Onun da öyle bir şeyi var ki o toz haznesini takmadan yerine gitmiyor. Onun kurumasını bekliyorum, şeyini yıkadım, şu ne derler ona, filtre yerini yıkadım. Hani hazne kurudu da böyle bir sıcak bastı bana, neden bilmiyorum. Şimdi burada artık bacaklarımı uzattım, televizyon keyfi yapacağım. Yorumlarınıza döneceğim. Videom yüklenirken tabii ki şu ana kadar olan çektiğim videoları güzel editledim. Bugün böyle kuaföre gittim. İyi oldu. Hani saç boyatmak, fön çektirmek genelde her bayana iyi geliyor. Hafta sonu ablamla gitmiştik. O fön çektirmişti. Benim saç boyam geç saate kalır diye yaptıramamıştım. Demin eşimle kameralı konuşuyorduk. Diyor ki saçlarını mı kestirdin? Dedim geçen sefer kestirmiştim. Böyle her gittiğimde kestireceğim. Bugün ellettirmedim ama şu halini gerçekten çok seviyorum. Ama bir yıkamadan sonra bu renk kalmıyor. Hatta bugün kuaförüm diyor ki çok mu kaynar suyla yıkıyorsun? Ben biraz böyle kaynarla yıkanıyorum. Onun da etkisi var sanırım. Neyse canımız sağ olsun. Şöyle çayımdan içeyim. Şimdi arkadaşlar evler karşımda dururken böyle kısa bir şeyden bahsetmek istiyorum. Evlerle ilgili dün bir reels çektik Instagram'a. Çok güzel bir reels oldu. Yaren'le beraber çektik. Hızlandırması, işte kutu açılımı, her şeyi Yaren'cim yaptı. Müzik seçimi falan. Güzel izlenmesi oldu. Beni hala Instagram'dan takip etmiyorsanız yeşimli günler beklerim. Ebru Yücel hanımefendi de oraya yorum yazmış. Bu evlerden o da istiyormuş. Kaçırdım gibi bir şey yazmıştı. Dedim keşke burada olsa da seve seve yollasam ama izlediniz yani, bulamadım. Ablama bile bulamadım. Kaçıran arkadaşlarım varmış. Yine gelir gibime geliyor. Çünkü çok talep oldu. Ha, bu evler olsa da olur, olmasa da olur ama gerçekten şık ve güzel yani. Evet, burada vedamı yapacağım ama vedamı yapmadan önce çok güzel yorumlar, çok güzel dualar aldık yine. Allah bin kere razı olsun. Dualarınızı bizden eksik etmeyin. Ablamdan özellikle eksik etmeyin. Güzel haberlerle buluşacağımıza inanıyorum. Rabbim çok büyük. Kimin duasının kabul olacağını yüce Rabbim biliyor. O yüzden ne olur dualarınızı eksik etmeyin. Yorumlarda şöyle bir bakarken Nesrin ablanın da torunu galiba düşmüş. Balkon camı mı dedi parçalandı, yüzü gözü böyle paramparça oldu gibi bir şey yazmıştı. Ona da birazdan döneceğim. Rabbim şifasını versin. Bugün hasta bir arkadaşımız da vardı, hatta sabitledim. Nerede, kimin ne derdi varsa Rabbim şifasını yollasın inşallah. Sizleri seviyorum. Yarın burada tekrar buluşmak dileğiyle kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. Hoşça kalın.